Öğretim programlarının özgün yapısı. Bütüncül eğitim program yapısı, öğrenme çıktıları çerçevesi, öğrenme yaşantıları, farklılaştırılmış öğretim, programlar arası bileşenler, ölçme ve değerlendirme, öğretmen yansıtmaları, bilim, teknoloji, çevre, okul temelli planlama ve program dışı etkinlikler bileşenlerinden oluşmaktadır. Öğretim programları iki bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerden birincisi, tema ya da ünitelere ait künye bilgisinin bulunduğu bölümdür. İkincisi ise yaşantı ve uygulama bölümüdür. Öğrenme kanıtları. Öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi ile uygun ölçme ve değerlendirme araçlarını ifade eder. Temel kabuller. Önceki öğrenme öğretme süreçlerinden getirildiği kabul edilen bilgi ve becerileri ifade eder. Ön değerlendirme süreci Yeni bilgi ve becerilerin öğrenilmesi için sahip olunması gereken ön bilgi ve becerilerin değerlendirilmesiyle öğrenme sürecindeki ilgi ve ihtiyaçların belirlenmesini ifade eder. Köprü kurma. Mevcut bilgi ve becerilerle edinilecek bilgi ve beceriler arasında bağlantı oluşturma sürecinin yanı sıra edinilecek bilgi ve becerilerle günlük hayat deneyimleri arasında bağ kurmayı ifade eder. Farklılaştırma. Türkiye yüzyılı marif modelinde farklılaştırma uygulamaları, akranlarından daha geri düzeydeki öğrencilere genişletilmiş ve derinlemesine öğrenme fırsatları sunan zenginleştirme ve öğrenme sürecinde daha fazla zaman ve tekrara ihtiyaç duyan öğrenciler için destekleme olmak üzere iki boyutta ele alınmaktadır. Öğretmen Yansıtmaları Öğretmenin ve programın güçlü ve iyileştirilmesi gereken yönlerinin öğretmenlerin kendi tarafından değerlendirilmesini ifade eder. Program dışı etkinlikler Türkiye yüzyılı marif modelinde program dışı etkinlikler, zihinsel, fiziksel ve sosyal duygusal gelişimi destekler, becerilerin gerçek yaşamda uygulanmasını sağlar, akademik çalışmaları zenginleştirir, zamanı etkili kullanmayı teşvik eder ve estetik duyarlılığı artırır. Türkiye yüzyılı marif modelinde yer alan program dışı etkinliklere, sosyal sorumluluk ve hayat boyu öğrenme kapsamında yer verilmektedir. Okul Temelli Planlama Okul temelli planlama, öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve beklentilerine dönük bir anlayışla eğitim-öğretim faaliyetlerini etkileyen yapısal, bağlamsal ve yerel özelliklerin dikkate alınmasını hedefler. Okul temelli planlama, Zümre öğretmenler kurulu tarafından belirlenen araştırma, gözlem, sosyal etkinlikler, proje çalışmaları, yerel çalışmalar, okuma çalışmaları gibi faaliyetleri içerir. Türkiye yüzyılı marif modeli medeniyetimizin üzerine inşa edildiği temel kavramlar olan aklı selim, kalbi selim ve zevki selim sahibi nesiller yetiştirmek için madde mana, akıl duygu, nefis vicdan, insan toplum ve zaman-mekan dengesini gözeten bir yaklaşıma dayanmaktadır. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli Köklerden Geleceğe